Evet sevgili sporcular, herkese selamlar. Yepyeni bir maç tahminleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Hafta sonunda geldik. Evet, bu hafta sonunda gerçekten güzel maçlar var. Bu maçlarla ilgili sizler için analiz edip güzel maçlar çıkardık. Hem cumartesi hem pazarla ilgili birbirine güzel maçları değerlendirip içlerinden seçip sizlerle paylaşalım dedik ve her zamanki olduğu gibi yine de bir hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz kanalımıza. Kanalımıza abone oldukça desteklerinizi bizlere esirgememiş olursunuz. Ondan dolayı herkesi kanalımıza bekliyoruz. Ve hemen fazla reklam yapmadan maçlarımıza geçelim. Bakalım sizler için neler seçmişiz. Evet, cumartesi günü Antep Adana Spor karşılaşması var. Gaziantepspor malum lige veda etti. Adana Spor ise ligde tutunmak için artık her maçı final gözüyle bakıyor. Bu maç da onlar için çok önemli. Bir nevi küçük de olsa bir Güneydoğu Anadolu derbisi diyebiliriz. Adana Spor ama burada rahat bir galibiyet alacaktır. Antep'in çünkü genç bir kadrosu var. Artık üçüncü dahası TFF 2. lige ağırlığını koymaya çalışacak Antep. Ondan dolayı prestij peşinde. Adana Spor'un daha çok dediğim gibi çok ihtiyacı var puana. Puan ya da puanlara ihtiyacı var. Galibiyet daha yakın Adana Spor ama üst ya da 3.5 gol üstü de yönelebilirsiniz. Gollü bir karşılaşma burada bizi bekliyor olacak. Ve hemen devam edelim. Holstein Kiel Darmstadt'a ağırlıyor. Evet. Holstein Kiel malum ligde üçüncülüğünü korumak yolunda emin adımlarla devam ediyor. Ve evinde de favori Darmstadt'a karşı. Darmstadt'a deplasmanda gol atabilen bir takım. Bunu unutmamak lazım. Karşılıklı gol olur. 1 ve 3.5 gol üstü de sürprizler için yönelebilirsiniz. Ama ilk tercihimiz karşılıklı gol var. Everton Liverpool zorlu bir karşılaşma. Liverpool malum Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'lık galibiyetin ardından Everton deplasmanına gidecek. Biraz yorgun olabilirler. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından her zaman takımlar da biraz da performanslı bir hafif de düşük oluyor. Everton sağ avantajını değerlendirecek olursak bir sürpriz olabilir burada. Bir beraberlik olabilir. Direkt Liverpool'a vermektense karşılıklı gol var oynamak daha mantıklı olur. Liverpool galibiyeti biraz daha uzakta. Karşılıklı gol var, 2.5 gol üst ve 1-0 çifte şans değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama öncelikle karşılıklı gol var. Adana Demir Manisa Spor. Burada da Antep Adana maçındaki gibi benzer bir durum var. Sadece tek fark Adana Demir evinde oynuyor. Manisa da düşmüş durumda. Adana Demir bu maçı mutlak galibiyet pozisyonuna çıkacak. Çünkü üstteki rakiplerindeki puan, daha sonra alttaki puan, rakiplerindeki puan farkını korumak için galip gelmek zorundalar. Adana Demir burada galip gelir ama ilk başta 2.5 gol üstü yönelebilirsiniz. Yani 4-6 gol Manisa Spor artık çok gol yiyebilen bir takım hale geldi. Son haftalarda da bunu gördük. Adana Demir farka gider. Beşiktaş Göztepe, evet, günün maçı. Zorlu bir karşılaşma da olsa gözükse bile Beşiktaş kağıt üzeri ve kadro bakımından gerçekten kaliteli bir kadroya sahip. Göztepe'de eksikler çok. Ondan dolayı Beşiktaş, bir de Başakşehir'in galip gelmesi favori durumda. Beşiktaş burada rahat bir galibiyet alacaktır. Handikap 1 deneyebilirsiniz arkadaşlar ya da ilk yarı 1 olarak da alabilirsiniz. Karşılıklı gol var veya üst mantıklı seçimlerdir. Ama Beşiktaş burada şampiyonluğa eğer oynamak istiyorsa ve adaylığını daha doğrusu sürdürmek istiyorsa mutlaka galip gelmek zorunda. Hamburg Schalke, Hamburg da neredeyse düştü. Fakat matematiksel olarak her şeyden mümkün. Ama burada Hamburg'un mutlak galibiyeti lazım. Schalke çok zor bir rakip. İkinci şu anda durumdalar. Son haftalarda gerçekten önemli puanlar topladılar. Ama oyun anlayışı bakımından özellikle deplasmanda biraz düşükler. Ondan dolayı burada Hamburg bir sürpriz yapabilir kendi evinde. Çünkü son şans artık bu kendi evinde de mağlup olurlarsa tamamen düşmüş durumda olacaklar.
hemen hemen düşmüş durumda olacak. Üçüncü rakipler de artık fazla puan kaybına gitmezler gibi geliyor. İlk derecemiz üst. 3.5 gol üstü diyebilirsiniz. Sürprizler içinde 1-0 çift şanslı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ama gollü bir karşılaşma bizi bekliyor burada. Rize Spor, Eskişehir Spor. Pazara geldik. Evet, pazar günkü maçlar. Rize Eskişehir ağırlıyor. Yine çok zorlu bir karşılaşma. Rize artık varını yoğunu koyup artık son bir iki galibiyet daha aldıktan sonra da Süper Lig'e direkt çıkma amacında. Eskişehir Spor ise düşme potasına girdi. Sondan üçüncü. Eğer Eskişehir Spor burada düşmek istemiyorsa mutlaka Rize'de goller bulmak zorunda. Galip gelmek zorunda, puan almak zorunda ama biraz zor. Rize burada evinde Eskişehir'e pek şanslanamayacaktır. Ama karşılıklı gol olabilir. Eskişehir Spor yine de bir gol atabilir diye düşünüyoruz. Fenerbahçe Osmanlı Spor. Evet, Fenerbahçe'nin geçen hafta Kayseri'ye karşı aldığı 5-0'lık galibiyet moralleri yerine getirdi. Takım bir anda kendisini tekrar böyle bir şampiyonluğa aday mı değil mi konumuna giriyor da halen. Bence de halen aday. Ama tabii ki rakiplerin puan ya da puan aldıkları duruma göre bakacağız. Özellikle Beşiktaş-Göztepe maçı Fenerbahçe'yi daha da çok tetikleyecektir. Eğer Beşiktaş bu puan kaybederse burada Osmanlı Spor karşısında daha da ağırlığını koymaya çalışacak. Ondan dolayı handikap 1 alabilirsiniz arkadaşlar burada. Farka gidecektir Osmanlı Spor'a karşı Fenerbahçe. Üst ya da 3.5 gol üstü diyebilirsiniz ama Fenerbahçe burada açık ara favori. Milan Sassuolo. Evet, Milan kendi evinde hafta içi Inter'e yenildi 1-0. Moralleri pek yerinde değil. Ama bir nevi kendini affettirmeye çalışacaktır. Bu karşılaşmada karşılıklı gol olmaz. Handikap 1. Farklı bir Milan galibiyeti burada bizi bekleyebilir. Milan bu maçta biraz daha olsa taraftarların gönlünü alacaktır. Rosenborg-Molde karşılaşması ise Molde çok iyi formda bir takım. Çok iyi durumda. 2.5 gol üstü yönelebilirsiniz. Rosenborg geçen hafta yine puan kaybetti. 0-2 çift şansı değerlendirebilirsiniz Norveç Ligi'ndeki maçta. Ama karşılıklı gol olur. Öncelikle gollere yönelebilirsiniz arkadaşlar bu maçta. Marsilya Montpellier. Bu karşılaşmada Marsilya tabii ki Avrupa Ligi maçı sonrasında yorgun geliyor. Leipzig karşısında mağlup oldular. Ama evinde Montpellier'e karşı bir galibiyet almaya yöneleceklerdir. Burada ama yine taraf bahsine girmektense gollere yönelmenizi öneriyoruz. 2.5 gol üst karşılıklı goller olur. 4-6 golle yönelebilirsiniz arkadaşlar. Burada goller daha ağırlıklı basıyor. Evet, bugünlük bizlerden bu kadar. Hafta sonu ile ilgili sizler için maçlarımızı değerlendirdik. İçlerinden seçip dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İlla ki hepsini oynamak zorunda da değilsiniz. Kafanıza ne yatıyorsa ona göre değerlendirin arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadarıyla sizlere bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aşağıda linkler paylaştık. Buradaki videolarımızı da izlerseniz seviniriz. İddia taktikleriyle özellikle iddiada 3.5 gol üst ya da 0 ya da karşılıklı gol var gibi değişik taktikleri sizler için değerlendirip sunduk. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Herkese abone olmanızı, tabii ki kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bol şanslar, iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden herkese.